Fenerium Saati programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Fenerium'un birbirinden güzel ve çeşitli ürünleriyle karşınızda olacağız ve keyifli röportajlarla sizleri buluşturacağız. Evet sevgili izleyenler, Fenerium Saati'nin bu haftaki bölümünde Fuat Bey bizimle birlikte. Kendisi zaten Fenerbahçe tişörtünü satın almış ve üzerine giymiş o şekilde karşımızda. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, merhaba. Adım Fuat. Genelde Fenerium'la alışveriş yapıyorum. Bugün de yeğenime bir hediye almak için geldim. Burada sizle karşılaştık. Puma'nın yeni sezon ürünleri çıkmış. Onlara bakmaya geldim. Yeni sezon ürünleri Puma'nın burada. Hem sweatshirtler var hem antrenman kıyafetleri var. Başta altta burada reyonun altında bir eşofman görüyoruz. Gri bir eşofman. Üzerinde de yine aynı desenlerde, aynı baskılarda 3 ayrı sweatshirt var. 2 tanesinde kapşon var, bir tanesinde ise yok. Tabii taraftarımızın tercihine kalmış. Kapşonları beğendim, güzelmiş. Beyaz olan özellikle. Evet, ben de bu sezonda Puma'nın tasarladığı ürünleri çok beğendim. Burada tabii antrenman kıyafetlerine geçiyoruz. Değişik bir ürün olarak bu ürünü gösterebilirim. Kumaşı da çok farklı, rengi de çok güzel. Fermuar detayı da var. Yani ben çok beğendim. Tam böyle birazcık sonbahar havalarında, bilmiyorum, halı sahaya giden arkadaşlar için çok güzel olabilir. Evet, buradan halı sahaya gittiğinizde anlamış olduk. Evet, rengi falan da çok güzel. Yani bilmiyorum, ben çok beğendim. Dediğiniz gibi, doğru, evet. Şuradan şöyle gösterelim. Antrenman kıyafeti sizin de spor yaparken rahatlıkla kullanılabileceğiniz bir ürün. Artık günlük hayatta da zaten rahatlıkla kullanılabiliyor bu tarz ürünler. Dediğiniz gibi çok güzel olmuş. Yine üstte polo yakalı iki tane ürünümüz var. Hatta ikisi de aynı. Farklı değil. Daha demin baktığımız uzun kollu antrenman tişörtünün, yani daha doğrusu sweatshirtünün bir de tişörtü var. O da V yaka, minik bir V yakası var. Yine aynı detaylar mevcut. Yine antrenman ürünü, aynısının laciverti de yapılmış. Sarıyla çok güzel bir takım olabilir, sarı üstle lacivert tişörtü. Dediğiniz zor, kumaşı da zaten incecik ve çok hafif bir tişört. Reyonun sonuna geldik. Sizin de merak ettiğiniz gibi mi? Nasıl çıktı ürünler sizce? Çok beğendim. Hatta en son bu yağmurlu da çok beğendim. Deney edebilir miyim acaba? Deneyebilirsiniz dilerseniz. Ben buradan size bir beden bakayım. Sanki bu size olur. Baharlık, sonbaharda rahatlıkla yağmurda da giyilebilecek bir yağmurluk. Antrenmanda da giyilebilir. Halı sahalara gidiyorum dediniz. Halı sahada da kullanılabilir. Evet, çok beğendim. Bu sezon Puma'nın ürünleri gerçekten güzel olmuş. Ben çok beğendim. Dediğiniz gibi ben de çok beğendim. Zaten her sezonda güzel ürünler yapıyorlar. Yine bu sezonda çok güzel olmuş. Ben onu alabilirim. Teşekkürler. Tamamdır. Dilerseniz buradan sonra erkek reyonunda devam edelim. Göz atmak istediğiniz bir şeyler varsa birlikte bakabiliriz. Ardından da çocuk bölümüne, yeni doğan bölümüne bakabiliriz. Tamam. Kızınıza bugün alışveriş yaptınız, kendinize de. Evet. Fenerium ürünlerini günlük hayatta beğeniyor musunuz, giyiyor musunuz? Beğeniyorum. Yani içlerinde çok güzel, zevkime uygun şeyler var. Renkler zaten çok güzel. Bu sene işte kombinemizi aldık. Onun işlemleri vardı. Hazır gelmişken de şimdi onu evde bırakmıştım. Döndüğümde böyle bir Fenerbahçe coşkusu için birkaç tişört ve sweatshirt aldım. Onu almışken kendime de aldım. Hayırlı olsun öncelikle kombinenizde. Yeni bir sezonumuz bize çok güzel olur umarım. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Heyecanlıyız bu sezon için. Kızınızı da çocukluktan alıştırdınız. Evet, bir Galatasaray maçına getirmiştim. Onda da kazandık 2-0 işte son maça. O yüzden çok mutluyum ilk maçının bu olmasından dolayı. Bakalım bu sene daha çok geliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
erkek reyonuyla devam ediyoruz. Hazır Fuat Bey de yakalamışken onunla birlikte biraz göz atmak istiyorum ürünlerimize. Siz ne diyorsunuz? Bu sezon ürünlerini beğendim. Hatta bir tanesini aldım. Şu an tam karşı reyonda duruyor. Ona da gideceğiz. Evet, üzerinize giymişsiniz. Çok da yakışmış. Ben de hani bu tarz ürünleri zaten çok beğeniyorum. Her zaman olduğu gibi beyazın üzerine lacivert bir logomuz var. Fenerbahçe logosu. Hafif de böyle bir mavi boya detayı da var. Güzel ürün tercih etmişsiniz. Zaten siz sanırım sık sık Fener'imizi ziyaret ediyorsunuz. Evet, evet. Normal günlük alışverişimde bazen buradan yaptığım oluyor. O zaman reyonla başlayalım mı böyle? Ne düşünüyorsunuz ürünler hakkında veya beğendiğiniz bir ürün olur mu? Burada zaten palamut detaylı ürünlerimiz ağırlıklı. Bu sweatshirtlerimiz, tişörtümüz. Ben bu tişörtü açıkçası çok beğeniyorum. Evet, kumaşları da çok kaliteli. Yani her zamanki gibi. Peki siz ürünlerin çeşitliliğini nasıl buluyorsunuz? Ürünlerin kalitesini beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Kalitesinden çok çeşitliliği daha fazla. Yani Fenerium Store'da genelde her sene böyle bir 10-15-20 farklı tişört alternatifi bulunabiliyor. O yüzden çok beğeniyorum yani Fenerium Store'u. Evet, aynen öyle, dediğiniz gibi birçok çeşitli ve tasarımlı ürünler var. Elinize aldığınız ürün de bu sezonun oversize. Özel bir ürünü, aynen oversize bir model. Fenerium olarak, oversize tişört yaparak. Aynen öyle. Bu oversize tişörtler tek şu an reyonda. Aynı zamanda kadın reyonunda da gri renkte bir oversize ürün var. Şu ürün için de biraz daha bol bir kalıbı var diyebiliriz. Evet, bu ürün de bence çok güzel, aynen. Yazın rahatlıkla giyilebilecek keyifli bir ürün diyebiliriz bunun için de. Reyonun devamına da bakabiliriz. Evet, 5 yıldızlı reyonda olan tişörtlerimizdeyiz. Sizde bu üründen var mı veya almayı düşünüyor musunuz? Bende yok, çok iyi hatırlattınız. Ben de almayı düşünüyordum. Ya 5 yıldızlı olayı çıktıktan sonra ben de alacaktım ama denk gelememiştim. Önceki geldiğimde de bulamamıştım. Çok satıldı galiba. O yüzden şimdi iyi hatırlattınız. Ben de bunu alacaktım. Tamam, o zaman bunu hazır buradan geçiyorken yakaladığımız süper oldu. Devam edersek burada yine ürünlerimiz var. Sizin için o turkuaz mayoyu da seçtik ama siz sanırım bir açık renk olanını tercih ediyorsunuz. Palamut detaylı bir diğer tişörtümüz. Kollarında da sarı lacivert renkler var. Palamut'ta da sarı lacivert renkler hakim. Buradaysa daha spor, yine palamut detaylı, birbiriyle de uyumlu iki ürün var. Sizden de yorumlarınızı almak isterim bu ürünler için. Yani Fenerium zaten genelde böyle takım ürünlerini çok güzel yapıyor. Yani genelde alt kısmına da şortunu koyuyorlar. Böyle üşü bile çok güzel bir takım oluyor. Yani takımımızın renkleri de çok uyumlu. Böyle takımlar yapabilmek için bütün logoları, kullanılan bütün her şey de çok uyumlu. Ya bilmiyorum, ben çok beğeniyorum Fenerium Store'u. Evet, dediğiniz gibi günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilir. Sadece bu arada erkek için değil, ailecek de uyumlu bir şekilde olup giymek için çok güzel ürünler var. Erkek reyonumuzun sonuna geldik. Sizin aslında asıl amacınız... Evet, ona geri dönersek bir yeğenime hediye almak için gelmiştim. Bir aylık kız bir yeğenim oldu. O yüzden ona hediye bakmaya gelmiştim. Bir ona bakalım. Aşağı kata, maraton mağazamızın aşağı katına inip çocuk bölümünden, aynı zamanda bebek bölümünden yeğeninize hediye bakabiliriz. O zaman inelim mi? İnelim. Tamam. Fenerium Maraton mağazamızın alt katındayız. Bebek reyonuna geldik. Bebek reyonunda da birbirinden tatlı ürünler var. Kız yeğeninize bir aylık yeğenim dediniz. Evet. Ürün seçeceğiz. Evet. Genelde bir aylık hiç bebek için ürün bulamıyorum ama ben büyüdüğü için hani sadece fotoğrafı olsun diye ürün almayı çok seviyorum. Bu ikinci yeğenim. Öyle mi? Evet. Yeğeninize de doğuştan o zaman Fenerbahçeli yapıyorsunuz. Tabii. Evet, evet. Çoktan yaptık. Tamamdır. Burada kız dediniz. Tabii çoğu ürünler unisex. Hem kız hem erkek için kullanılabilir, fakat burada tabii kız ürünü olduğunu belli eden, direkt gözümüze çarpan bir ürün var. Çok da tatlı bir ürün. Evet, ben de çok beğendim. Çok tatlı bir ürün. Şöyle elimize alıp bakalım. Etek ve tişört birlikte. Tütsü, aynı zamanda simli detayları da var. Minik bir bebeğe çok tatlı duracağını düşünüyorum. Zaten her şey çok güzel olur ama... Bu ürünü ben açıkçası çok beğendim. Sarı lacivert renklerinde zaten eteği lacivert, üstü de sarı.
Fenerbahçe logosu da var. Evet, tabii Reon'un devamına da bakalım, en son sizin karar vermenizi isteyeceğim. Bu detaylar da tatlı olmuş. Bunu da beğendim biraz. Aynısının bir diğer rengi de var. Üzerinde de mazinde bir tarih yatar yazıyor. Kol detaylı. Çok tatlı olmuş bunlar da. Alttan çıçıtlı body sanırım. Burada bir tulum var. Tabii bir aylık bebek için oldukça evet, büyük gözüküyor. Burada başka tişörtlerimiz var. Tişörtün altında eşofmanı var. Hepsi minicik. Daha demin gördüğümüz etekli üstün aynı şekilde böyle bir detayı vardı. Burada tabii en kendini belli eden ürün bence ilk baktığımız evet, bu etekli ürün. İstiyorsanız bunu sorabiliriz. Şurada da bakmak istiyorum, bu kaç aylık? Bu şu an 2 aylık. Ama bence zaten şimdi 1 aylık, yarın evet, öbür gün 2 evet, aylık diyebiliriz. Doğru, doğru bence de. Zaten biraz da büyük kendisi. 1 aylık gibi de durmuyor. Ben onun olacağını düşünüyorum. Tamamdır o zaman. Ben bu ürünü çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz de size yardımcı olmuş oldum biraz aslında ama. Çok, çok teşekkür ederim. Ben zaten tek başıma seçmekte çok zorlanıyordum böyle şeyleri. Siz de olduğunuz için bugün teşekkür ederim tekrardan. Tamamdır o zaman. Alacaklarımız bu kadarsa, başka bir şey bakmak istemiyorsanız turumuzu noktalayalım mı? Noktalayalım. Teşekkür ederim çok bugün. Benle beraber ürün gezdiğiniz için ve bana yardımcı olduğunuz için seçmemde. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Siz de güzel günlerde kullanın. Evet sevgili izleyenler, Feneryum Saati'nin bu haftaki programının sonuna geldik. Haftaya yeniden birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerle karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.